بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Bu gerçekten zor bir şey. Çünkü hayatımla ilgili birçok şey anlatılabilir. Unutabilirim ama anlatmaya çalışacağım. Kur'an'ı 1966'da okumaya başladım. O zamanlar meşhur kari Abdülvahid Abdussamed Güney Afrika'ya gelmişti. Allah'a şükürler olsun ki Kur'an-ı Kerim'i ben 11 yaşındayken izledim. Daha sonra liseyi bitirip mühendislik fakültesini kazandım. 1986 yılında ise İran'da yapılan Dünya Kur'an Okuma Yarışması'na katıldım. Yarışmadan sonra şer'i ilimler öğrenmek ve Arapça tahsili için Mısır'a gittim. Şeyh Ebul Ayneyn Saiçi'nin yanında ders gördüm. 1988 yılında Mısır'da yapılan bir başka yarışmada birincilik elde ettim. Daha sonra ülkeme döndüm. Bu Türkiye'ye ilk gelişim. 6 aydır Türkiye'de yapılan programlara katılıyorum. Ülkemizde ilk kez Kur'an okuma yarışması benim bildiğim 1985 yılında yapıldı. Bu yarışmada elhamdülillah birinciliği kazandım. Yine Allah'a hamdolsun ki ülkemizde çok sayıda hafız var. Biz her sene bu tür yarışmalar düzenleriz. Kardeşimiz Şeyh Pinahi de geçen seferki yarışmalara katılmıştı. Bu tür yarışmalar bizde her sene Ramazan ayının son pazar gününde yapılır ve genellikle 5-6 bin kişilik katılım olur. Yarışmalar Geysul adlı bölgede bulunan Kudüs Mescidi'nde yapılır. Ramazan ayı her pazar günü yapılan Kur'an yarışmaları ise Güney Afrika'nın muhtelif mescitlerinde yapılır. Ve fi şehri Ramazan mahsusan كل يوم الأحد في مختلف المساجد. الحمد لله. Birçok ülkede Kur'an-ı Kerim okudum. Avustralya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve birçok Avrupa şehrinde okuma fırsatı buldum. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman kendi kendime hayır dedim. Türkiye'ye ilk geldiğimde şaşırmıştım. Türkiye halkına maşallah demek lazım. Gerçekten çok saygılı ve edepli bir halk. Ben bu sözleri Türkiye'de olduğum için söylemiyorum. Bunları dünyanın her yerinde söylerim. Söyleyeceğim de. Türkler gibi saygılı, terbiyeli insanları hayatımda görmedim. Öncelikle size dilimin Arapça olmadığını, İngilizce konuştuğumu belirtmek isterim. Ancak bu konuda konuşmaya çalışacağım. Bizim ülkemizde 60'lı ve 70'li yıllarda da Kur'an ziyafetine böyle bir ilgi vardı. Ancak hiçbir zaman bir Kayseri, bir Süleymaniye gibi olamadı. Kayseri'de biliyorsunuz 60 bin kişi, Süleymaniye'de 25 bin kişi gelmişti. Bizde Müslümanlar nüfus olarak Türkiye'ye nispeten az ve yeterli imkanlar olmadığı için en fazla 5-6 bin kişi katılabiliyor. Yeri gelmişken Güney Afrika'da Müslümanların genel nüfusa oranının %2 olduğunu söylemeliyim. عندما جاء شيخ عبد الباسط عندنا كان تقريبا 65 ألفا هذا كان في إيه في الستينات أنا لم أقول لكم يعني المسلمون.
Sadece Güney Afrikalı Müslümanlar değil, Güney Afrika halkı olarak biz baştan beri Amerika'nın Irak'a iddia ettiği gibi terörizmin kökünü kazımak için değil, kendi çıkarları için girdiğini biliyoruz. Onlar Irak halkına zulmettiler ve hala da ediyorlar.